Molası var sayın seyirciler. Bu haftaki durağımız 85 yıldır Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerini yaşatan bir lokanta. İşte Batı Trakyalı bir ustanın şimdi çocukları ve torunları tarafından yaşatılan lezzet mirası. Osmanlı Sarayı'nın aşçılarından Bolulu Hüseyin Efendi ve Yunanistan sınırındaki küçük bir kasabadan gelen Fehmi Usta'nın 1919 yılında başlayan macerası bugün Kadıköy çarşısında sürüyor. Bugünkü durağımız mekanın, salonun ya da sunumun değil, başrolde sadece yemeklerin olduğu bir yer. Bakalım Batı Trakyalı Fehmi Usta'nın 85 yıllık lezzet sığınağının sırrı neymiş? Kapıdan içeri girdiğinizde bu uzun tezgah karşılıyor sizi. Her birinden bir çatal alınsa dahi tıka basa doyuracak kadar çok çeşit var burada. İşte bu yüzden masaya oturmadan önce iyice düşünmek, karar vermek gerekiyor. Gerçi zeytinyağlılar ve tatlılar dahil her gün 100 çeşit yemeği müşterilerinin beğenisine sunan lokantada seçim yapmak hayli güç. Helva santava, çerkez kebabı ya da işkembeli nohut geleneksel lezzetleri sevenlere, portakallı kereviz ya da soya fasulyesi sağlığını düşünmek zorunda olanlara. Aslında bu sofradaki yemeklerin hiçbiri yabancı olduğumuz, tanımadığımız lezzetler değil. Yalnızca uzunca bir süredir evlerin mutfaklarına hapsolmuş lezzetler orada devam ettirilmeye çalışılıyor. Mesela ciğer sarma, öyle hademeyle yapılacak türden bir yemek değil. Yapımı da malzemesini temin etmekte zahmet ister. İç pilav, baharatlar, ciğer çok hoş bir lezzet vermiş. Sıcak yemeklerin hepsi kolesterol oranı sıfır olan fındık yağıyla hazırlanıyor. Yanyalı Mehmet Usta'nın 85 yıl önce açtığı bayrağı bugün ikinci hatta üçüncü kuşak taşıyor. Tabii Fehmi Usta'nın öğütleri doğrultusunda. Müşterinin ayağının tozu kalsa kârdır. Teşekkür en önemli kazançtır. Demişti. Biz de onları öğütüyoruz. Bize gelen müşterilerin yarısı genç. Fast food'a karşı Türk mutfağının yıkılmaz kalesi gibi mücadele antası ve her netle hitap ediyor. Dünya mutfağının hemen hemen tüm örneklerinde asıl olan görüntüdür, tabağın düzenlenmesidir, renklerin, sebzelerin birbirine uyumudur. Ama Türk mutfağında bu durum tam tersine, asıl olan lezzet, yemek hatta kendi içinde saklanabilir bile. Mesela önümdeki acem pilavı gibi. Omlet içine tıka basa doldurulmuş tavuk, pilav ve sebzelerin tüm uyumunu ağzınızda hissetmek ve bu yemeklerin hiç değilse birkaçının tadına bakmanın bedeli ise 15-20 milyon lirayı geçmiyor. Yetenekli oyuncu kadrosu ve ilginç öyküsüyle ATV'nin yeni dizisi Arap Saçı bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Modern Robin Hood'ların maceralarının anlatıldığı dizide her şey adı gibi Arap Saçı. Birbirlerinin cüzdanını çalarken tanışan iki dolandırıcı. Evet. 13 numara. Bir şey mi oldu? Ve düşmanlarından kaçarken kesişen hayatlar. Güncel bir Robin Hood öyküsü üzerine örülen sıcak hikayenin kahramanları bu akşam izleyiciyle ilk kez buluşuyor. Kendilerince hak ettiklerini düşündüğü insanları dolandırıyor bunlar. Dizinin başrollerinde Cem Bender, Yeşim Biber, Yiğit Özşener var. Usta oyuncular Cüneyt Türel, Ayla Algan da onlara eşlik ediyor. Nereye gidiyoruz anne? Gezmek. Susun lan, car. Kapayın çeninizi 2 dakika. Ben onların bir tür vicdanlarını oluşturuyorum. Arap Saçı'nda Aziz ve yardımcısı Kıvırcık binbir kılığa girerek kendilerince hak edenleri dolandırıyor. En büyük amaçları ise elde ettikleri parayla bir Luna Park açabilmek. Tabii en büyük hayalleri Luna Park açmak olunca dizinin ana setlerinden biri de bu renkli mekan oluyor. Arap Saçı ekibi gece gündüz yoğun bir şekilde devam eden çekimlerden hiç şikayetçi değil. Özellikle Luna Park'ta çekilen sahneler onlar için iş değil, tam bir eğlence. 3, 2, 1... Hayatın içinden sıcak, samimi ve komik. Adı zaten Arap Saçı ve bu akşam 21.50'de ATV ekranında olacak. Başkent Moda Günleri'nin 7.si başladı. 21 Türk tekstil firmasının kreasyonlarının sergilendiği defile Ankara'yı renklendirdi. Podyumda tanıtılan birbirinden 2005'in çizgileri ve moda renkleri hakkında ipuçları verdi.
Başkentte moda rüzgarı sert esti. Demet Şener, Deniz Pulaş, Çağla Şikel, Aysun Kayacı, Şenay Akay. Kağıt Bebekler Ankara Moda Günleri'nin açılış gecesinde podyumdaydı. Defilede adeta renk cümbüşü vardı. Siyah ve beyaz her zaman olduğu gibi yeni sezonunda favori renkleri. Yeşil ise bu sene gardıroplarda daha fazla yer bulacak kendisine. Birbirinden şık abiyeleri tanıtan ünlü mankenler cesur tasarımlar içinde göz kamaştırdılar. Erkek davetlilerin en fazla ilgisini çekense derin yırtmaçlı dekolte kıyafetlerdi. Ankara Moda Günleri'nin açılış defilesinde anne adayları da unutulmamıştı. Akademi Türkiye'de bu akşam yine eleme heyecanı yaşanacak. Geçen haftaki finalde Akademi Türkiye evinden ayrılmaya aday gösterilen ve performansları halk oyuna sunulan iki yarışmacı Deha ve Serhan bu akşam elenmemek için çaba gösterecek. Akademi Türkiye'de dakikalar sonra heyecanlı bir eleme gecesi daha yaşanacak. Elenmek üzere halk oylarının kaderine bırakılan yarışmacılardan Serhan veya Deha akademiye veda edecek. Geçen hafta yapılan final gecesinde yaptıkları solo performanslar beğenilmeyen Deha ve Serhan elenmeye aday gösterildi. Her ikisi de jüri tarafından iki hafta üst üste elenecek. Bugün yapılan son provalarda yarışmacılar eleme koltuğuna iki kez oturmak zorunda kalmanın üzüntüsünü yaşıyordu. Çok korkunç bir duygu ama tabii bir yerden de iyi bir duygu. Neden? Neden? Şu şekilde. Daha ne yapmak istediğini daha iyi anlıyorsun. Kendini daha iyi çok dinleyebiliyorsun. Geçen bir hafta boyunca gözler hep Serhan ve Deha'nın üzerinde oldu. İki yarışmacı da sıkı bir şekilde bu gece yapılacak eleme gecesine hazırlandı. Bir haftadır çok çalışıyorum. Azmimi, hırsımı, heyecanımı hiç kaybetmedim. Hafta boyunca evde arkadaşlarıyla yaptıkları diyaloglarda da konu eleme gecesiydi. Berkeley'de müzik eğitimi alan Serhan çok konuştuğu için jüri tarafından elenmeye aday gösterildiğini düşünüyordu. Biraz dilimin kurbanı oldum diyeyim ben. Dilimin az izini uğradım ama beni o koltuğa oturtacak şekilde iki hafta üst üste bu etkiyi verecek bir şey söylediğime inanmıyorum ben. Jüriyi de suçlamıyorum. Mutlaka kendilerinin daha derinde bildikleri bir şey vardır. Serhan bu hafta davranışlarına dikkat ettiğini söylüyor. Bu süreçte tabii ki sessiz kaldım ve böyle içime kapandım. Bu iki yarışmacı solo performansla sahneye çıkacak. Şimdi ikisinin de tek isteği var. Sahne performanslarıyla seyirciden tam not alıp Akademi Türkiye'de kalmak. Eleme gecesinde diğer yarışmacılar da gruplar halinde seyirci önünde final gecesi öncesi sınava çıkacak. Ali Kırca'nın hazırladığı Siyaset Meydanı belediye başkan adaylarını ağırlamaya devam ediyor sayın seyirciler. Siyaset Meydanı bu akşam İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla halkı ATV'de buluşturuyor. Siyaset Meydanı Büyükşehir adaylarını seçmenlerle buluşturmaya devam ediyor. Siyaset Meydanı özelde 4 Mart Murat Karayalçın, Serhan Gücel. 11 Mart Kadir Topbaş, Ahmet Vefik var. 18 Mart Melih Gökçek, Yılmaz Ateş. 19 Mart Ahmet Priştina, Taha Aksoy. 25 Mart Sefa Sirmen, Meral Akşener. Bu akşam İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip olan CHP adayı Ahmet Priştina ve AKP adayı Taha Aksoy canlı yayında Ali Kırca ve izleyenlerin sorularını yanıtlıyor. Siyaset Meydanı bu akşam saat 00:50'de canlı yayınla ATV'de.
ve bizim sitedeyiz. Bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam saat tam 19'da haberin merkezinde yeniden buluşmak dileğiyle iyi akşamlar sayın seyirciler. Bayat filmler, yarışanlar, tartışanlar, aynı diziler, aynı yüzler, daha neler neler. Bu programları bırakın, siz kendi programınıza bakın. Arkadaş ne rüzgar var, küfür küfür etsin o be. Nerede bu? Aha da. Vay. Sen o. İn aşağı in be. Ne yapıyorsun orada, ne yapıyorsun? Yeni bir baz istasyonu kurdum. Kontrol etmeye gidiyorum. Memleketi sen mi kurtaracaksın be Selo? Turkcell kapsama alanında Türkiye'de lider. Dünyada en çok yerde konuşma imkanı sağlayan ilk 10 operatör arasında. Tam 10 yıldır Turkcell çalışıyor, Türkiye kazanıyor. Selam! Gel! Gel! LG Beko'dan çok uygun fiyatlarla yaza hazırlık kampanyası. LG Beko klimalar şimdi 448 milyondan başlayan fiyatlarla. Üstelik 6 taksitle. LG Beko Klima. Yataş'ta 15 Nisan'a kadar HSBC Advantage kredi kartına nakit fiyatı 9'a bölüyoruz. Dilerseniz 18 ay vade yapıyoruz. HSBC Advantage kredi kartınız yoksa nakiti 6'ya bölüyoruz veya 10 ay vade yapıyoruz. Ayrıca yatak ve ev tekstil ürünlerinde 175 milyona varan sürpriz hediyeler sizi bekliyor. Yataş. Bacaklarını sigortalatan oyuncular var. Ben de sigortalattım. Ama saç rengimi. L'Oreal'den yeni Excellence Krem Üçlü Koruma. Bu yeni serum boya öncesi bakım yapıyor. Boyama sırasında krem boya saçı koruyor. Boya sonrası bakım uzun süre koruma sağlıyor. Mükemmel bir renk için. L'Oreal Paris'ten Excellence Krem Üçlü Koruma. Mükemmel bir renk ve hiç beyaz yok. Şimdi Intel Pentium 4 2.8 GHz işlemcili 17 inç monitörlü Vestel Onyx bilgisayarlar 939 milyona. Bonus karda 7 taksit imkanı da bu kampanyada. Vestel'e terfi edin, rahat edin. Buraya biraz kir, şuraya da biraz kötü koku.